Tecrübe edilmiş, sonuçları görülmüş bir saptama aslında. Ama öyle olmuyor. Biz dönüp dönüp aynı hatayı yapmakta ısrar ediyoruz bir biçimde. Sonrasında kandırıldık diyenler oluyor biliyorsunuz. Ve kandırılmayalım diye de altını çizmekte, konuşmakta fayda var. Eğitimde ne ölçüde cemaat ve tarikatlerin arka bahçesi olma yolunda ilerliyoruz? Çocuklarımızı ne ölçüde cemaat ve tarikatlere teslim etmiş durumdayız? Bu konuda ciddi yazılar yazan eğitim yazarı gazeteci Ali Taş'tan bizimle birlikte olacak. Merhabalar Ali Taş'tan, hoş geldiniz. Ali Bey'i duyamıyorum ben sevgili arkadaşlar. Ali Bey, tekrar duyabilir miyim sizi? Merhaba, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Duyabiliyor musunuz? Çok teşekkürler. Duyabiliyorum şimdi. Sağ olun, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Milli Eğitim Bakanı der ki sizin cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz. Burada kim doğruyu söylüyor sizce? Şimdi şu şekilde tabii ülkemizde tarikatlar, cemaatler çok fazla. 30'a yakın tarikat ve bunların yüzlerce, belki bini bulan kolları var. Şimdi tarikat ve cemaatler 1925 yılında çıkan bir kanunla yasaklanmıştır. Bunlar legal yapılar değildir. Ancak eğitim alanına girmek için ne yapıyor bu tarikat ve cemaatler? Bir vakıf kuruyorlar, bir dernek kuruyorlar. Bu vakıf ve dernekler üzerinden protokol imzalıyorlar. Ve bu protokollerle eğitim alanına girmiş oluyorlar. Yani doğrudan kendileri giremediği için yasal olarak bu vakıf ve dernekler üzerinden giriyorlar. Özellikle 1980'den bu yana, 80 ihtilalinden sonra ve 2002'den sonra özellikle eğitim alanında biliyorsunuz bunlar önce holdingleştiler, okullar açtılar, yurtlar açtılar ve benzeri gibi kampüsler üzerinden 15 Temmuz'da gördük. En büyük bu eğitim alanına en çok hakim olan cemaatin neler yaptığını. Bu şekilde bir örgütlenme modeli var. Yani tarikat ve cemaatler vakıf ve dernekleri üzerinden giriyorlar okullara. Ama şimdi anladığımız kadarıyla hani tercih edenin çocuğunu göndermesinin ötesinde yolu buraya düşmeyen çocukların da okullarına götürerek bu eğitime bir biçimde herkesin bu tedrisattan geçmesi hedefleniyor anladığımız kadarıyla. Evet. Peki şimdi protokol dediğimizde kulağa çok belki masum gelebilir. Bunun altını dolduralım mı Ali Taş'tan? Bu protokoller tam olarak neyi kapsıyor? Neyi hedefliyor? Ne yapılıyor bu protokoller vasıtasıyla? Çocuklara ne eğitim veriyor öğretmenlerin veremediği cemaatler? Şimdi bu protokoller şu şekilde, her protokolün kendine göre farklı bir içeriği var. Genelde sosyal etkinliklerle ilgili protokoller yapılıyor bu kurum, vakıf ve derneklerle. Sosyal etkinlik deniyor ama bu vakıf ve dernekler okullara giriyor ve okullarda çocuklara dini eğitim veriyorlar. İşte Kur'an kursu, Kur'an dersi veriyorlar. Dini eğitim dışında yaptıkları bir sosyal etkinlikte yok genelde. Gece yurtlara gidiyorlar, bu protokollere dayalı olarak yurtlarda çocuklarımıza manevi danışmanlık adı altında din eğitimi veriliyor. Manevi danışman olarak gidiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın binlerce rehber öğretmeni var, psikolojik danışmanı var. Bu öğretmenlerin yetkilerini almış oluyorlar. Okullara gidiyorlar, herhangi bir okula çat kapı gidiyorlar ve okulda öğretmeni dersten çıkmasını istiyorlar. Sınıfı teslim alıyorlar ve sınıfta bunları nasıl bir eğitim verdiklerini, o protokollerin içeriğinde yazanlara dayalı olarak mı yoksa başka eğitimlerin verdiklerini kimse bilmiyor. Ancak biz şunu biliyoruz, bu protokollerin içeriği ne olursa olsun gidip çocuklarımıza sadece dini eğitim veriyorlar. Çağdaş, bilimsel, layık eğitimden uzaklaştırıyorlar. Ve bu protokollerin tek amacı da peki, doğrultuda geçiyor. Ali Bey, neden din bilgisi öğretmenlerinin yerine bu din eğitimini dışarıdan getirilen cemaat ve tarikat mensupları veriyor? Ki din bilgisi dersinin zorunluluğu bile tartışılıyor idi bu ülkede bir zamanlar. Şimdi bu dersi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmeninin de elinden alıp biz kim olduğunu bilmediğimiz birilerine mi emanet ettik? Neden? Tam dediğiniz gibi oldu. Şimdi din kültürü dersleri zorunlu. Artı Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanı olmasıyla birlikte seçmeli din dersleri de zorunlu hale geldi.
Yani bir çocuk istese de istemese de zorunlu olarak o dersi seçmek zorunda. Bir, zorunlu aldığı din dersi, iki, zorunlu seçmeli din dersi. Şimdi bizim din kültürü öğretmenlerimiz de var. İlahiyat fakültelerimiz var. Din kültürü öğretmeni bölüm mezunu binlerce din kültürü öğretmeni arkadaşlarımız var. Bu insanlar zaten bu dersleri veriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı bir tek bakın eğitim alanında şunu yapamamıştı. 2002 yılından bu yana iktidar olan AKP bir tek şunu yapamamıştı. Öğretmenlerin dersine girememişti. O 40 dakikalık dersine girememişti. Öğretmenlik bakın farklı bir meslektir. Bankacılık gibi değil, sürekli insanlarla diyalog halinde olduğunuz bir meslek değil. 40 kişi 40 dakikada karşınızdaki 25-30 kişilik çocuklarla birlikte baş başa kalırsınız. Ve orada öğretmen öğretim programlarına uygun bir şekilde ve kendi vicdanına dayalı olarak bir eğitim verir. Ve öğretmenlerin %90'ının üzerindeki sayı olarak bunu verebilirim. %90'ın üzerindeki öğretmenlerimiz de bilimsel çağdaş eğitimden yanadır. Milli Eğitim Bakanlığı o 40 dakikanın içerisine girememişti. Şimdi bu protokoller üzerinden o 40 dakikanın içerisine de girdi. Milli Eğitim Bakanı bilimsel çağdaş layık bir eğitimden yana değil. Böyle bir tavrı yok Milli Eğitim Bakanı'nın. Milli Eğitim Bakanı'nın tek tavrı var eğitimi dinselleştirmek. Bakın din eğitimi demiyorum. Eğitimi dinselleştirmek. Milli Eğitim Bakanı'nın tek hedefi bu. Bunu geçmişine dair bazı verilerle de mi söylüyorsunuz? Evet, tam da ben onu söyleyecektim. Şimdi mevcut Milli Eğitim Bakanı 2013 yılında Milli Eğitim Bakanı'nın müsteşarı oldu. Müsteşar olduğu andan itibaren attığı adımlardan birkaç örnek vereceğim bakın. Türk Ceza Kanunu'nun 263. maddesi değiştirildi ve kaçak okul açmanın hapis cezası ortadan kaldırıldı. Yasa dışı okul açabilirsiniz artık ülkede. Bir cezası yok, sadece para cezası var. Ve bundan sonra ne oldu? Binlerce medrese, Sibyan Mektebi oluştu. Türkiye genelinde en az 2000 civarında medrese var. Bu medreselerde kimler eğitim veriyor? İşte o Milli Eğitim Bakanlığı'nın bahsettiği tarikat ve cemaatlerin uzantısı olan, arka bahçesi olan vakıf ve derneklerin formasyonu olmayan, niteliksiz, resmi kaydı olmayan bireyleri, gönüllüleri ya da çalışanları buralarda ders veriyor. Bunun yanı sıra hemen bir şey daha söyleyeceğim. Vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere kamu taşınmazlarının 49 yıllığına bedelsiz olarak verilmesinin önü açıldı. Evet. Yapılan bir yönetmelikle. Artı bu vakıf ve derneklerin yurtlarında kalan öğrenci başına barınma ve beslenme desteği sağlandı. Bunların okullarına eğitim öğretim desteği sağlandı. İşte bunların hepsi kimin zamanında oldu? Şu an konuşan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın koltuğunu, makamını doldurmuş olan Milli Eğitim Sayın Yusuf Tekin tarafından yapıldı. Yusuf Tekin'in gerçekten çağdaş layık bilimsel bir eğitim bakışı yok. Böyle bir şey yok. Hatırlarsınız Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna otur oturmaz ne dedi? Karma eğitim tartışma açtı. Ondan sonra ne dedi? Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı dedi. Şimdi bunu söyleyen bir Milli Eğitim Bakanı ne yapacak? Elbette gidecek tarikat ve cemaatlerle protokoller yapacak. Şimdi diyor ya biz 10 civarında protokol yapmışız bunlarla diyor. Evet Milli Eğitim Bakanlığı birçok kurum kuruluşta protokol yaptı. Ancak en etkilileri bu 10 protokol. Bunlar okulların hepsine elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Daha bugün bakın size yayına bağlanmadan bir 10 dakika önce bir öğretmen arkadaşım aradı. Okulunda Hayrat Vakfı'nın görevlileri geliyor. Dersten çıkmasını istiyorlar. Ve o 40 dakikayı kendiler bir etkinlik yapmak için kullanacaklarını söylüyorlar. Öğretmen arkadaşımız da çıkmıyor. Sınıfını terk etmiyor. Bakın bu işin sonu başka yerlere gidecek belki. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ali Bey, gerçekten biz uzun zamandır bu meseleyi gündeme getiriyoruz. Sık sık konuşuyoruz. Eğitim camiasının temsilcileriyle de konuşuyoruz. Ama bir kere her şeyden önce bir okulun bir ders programı var. Öyle değil mi? İşte 8 saat matematik, 3 saat fen. Tamamen atıyorum bu saat dilimlerini ama nasıl olur da bir cemaat mensubu bir okula gelip o okulda bir öğretmenin müfredattaki belirlenmiş dersine ve saatine
müdahale edebilir, çık sınıftan diyebilir. Böyle bir şey, yani olay bu noktadaysa zaten gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi buyurun. İnanılır gibi vaktimiz var mı birkaç? Evet birkaç evet şey buyurun lütfen. Şimdi hani Milli Eğitim Bakanı kürsüye çıktı dedi ya, sizlerin de bu çocukların daha gitmesini engellemek için bunu yapıyorum dedi. Protokolleri yapıyorum evet, dedi. Evet. Kimlerle yapmış? Bakın protokollere Şam Yetimleri Derneği ile yapmış. Aksaray Suriyeli Sosyal Yardımlaşma Derneği ile, Suriyeliler Sosyal Yardımlaşma Derneği ile yapmış bu protokolleri. Ayrıca ben şunu soruyorum o zaman Milli Eğitim Bakanı'na buradan. Şimdi eğer çocuklar daha gitmesin, bunu istiyorsak hepimiz bunu istiyoruz elbette, daha gitmesin. Peki iktidara geldiğiniz günden bu yana yatılı okulları neden kapattınız? Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çocuklarımızın eğitim aldığı yatılı okulları neden kapattınız? 521 olan yatılı okul sayısı 250'ye düştü. 500 bin öğrenci vardı buralarda, 49 bine düştü buradaki öğrenci sayısı. Buna isterseniz yurt sorununu da ekleyelim bu başlığa ve öyle evet. değerlendirin. Az önce biraz yükselip ne soracağımı da unuttum açıkçası, itiraf etmek gerekirse. Tam da bu meseleyi soracaktım. Galiba bu yatılı okulların kapatılması en çok köy okullarının bu kesimin eline teslim edilmesi anlamına geliyor. Bir de üniversite öğrencilerinin barınma ve yurt sorununu eklediğimizde yine karşımıza aynı ekip çıkıyor. Kesinlikle. Hatırlarsınız Karaman'da bir olay yaşandı ve orada onlarca çocuğumuz istismar vakasıyla karşı karşıya kaldı. Ben o zaman Karaman'a gittim. Oranın İl Milli Eğitim Müdürü ile görüştüm. Önce bunu söyleyeyim. Ondan sonra sizin sorunuzu da cevaplandıracağım. O İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu. Ben ona şunu sormuştum. Demiştim ki bu istismarcı öğretmeni tanıyor musunuz demiştim. Tanımıyorum dedi. Ve bir gün sonra biz onun fotoğraflarını bulduk. Çocukların istismara uğradığı evde o İl Milli Eğitim Müdürü'nün fotoğraflarını bulduk. Ve kamuoyuyla paylaştık bunları. Şimdi bu kişiyi, bu zatı ne yaptı Milli Eğitim Bakanı? Urfa İl Milli Eğitim Müdürü yaptı. Ve gitti arkasından destek verdi bu kişiye. Bu yurt meselesi, oradaki yurtta da çocuklar kaçak kalıyordu. Ne oldu? Köydeki okullar kapatıldığı için, yatılı okullar kapatıldığı için bu çocuklar zorunlu olarak Karaman'daki yurda gelmişlerdi. Ve çocuklarımızın başına gelmeyen kalmadı. Aynı evet. şekilde özellikle kutsal kesimde köy okullarını kapattılar, yatılı okulları kapattılar. Ve bu vakıf ve dernekler, tarikat ve cemaatler şu an en çok oralarda örgütleniyorlar. Köy çocukları, evet. yoksul aile çocukları ilkokulda, ortaokulda bunların yurtlarında kalıyorlar. Ve üniversiteyi kazandıklarında da büyük şehirdeki yine bu yapıların yurtlarına gitmek durumunda kalıyorlar. Milli Eğitim Bakanı şunu yapacak. Yatılı okulların tekrar açılmasını sağlayacak. Bunları kapatmayacak. Madem çocuklar daha gitmesin, bu yapıların eline düşmesin diyorsak, Hizbullah'ın, PKK'nın, bütün terör örgütlerini koyuyorum burada, eline düşmesin istiyorsak, FETÖ'nün, yarın bir gün başka tarikat ve cemaatlerin eline düşmesini istemiyorsak, yatılı okulları tekrar açmalıyız. Köy okullarını tekrar açmalıyız. Gidip ne olduğunu bilmediğimiz, yetkinliği belli olmayan yapılarla yaptığınız protokol 975 bin öğretmene hakarettir. 975 bin öğretmenin yapamadığı ne var da bu insanlar geliyor okullarda evet. öğretmenlerimizden dersini alıyor çocuklarımızın. Evet. Milli Eğitim Bakanı 975 bin öğretmenin emeğini çalmıştır bu sözleriyle. Tabii istiyorsak sorunuz önemli. İstiyor muyuz gerçekten? Bu önemli ama bir dönüşüme, bir nesil olarak dönüşüme tanıklık ediyoruz galiba hali hazırda. Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri, etkilerini önümüzdeki dönemde çok daha ciddi biçimde hissedeceğimiz. Burada hem hedefin belki bir dönüşüm, bir değişim. İşte biliyorsunuz AKP ilk iktidara geldiğinde en çok şikayet ettiği şeylerden biri, bize toplum mühendisliği yapıldı, bize ait olmayan bir elbise giydirildi biçimindeydi. Şimdi çok ciddi bir toplum mühendisliğine tanıklık ediyoruz aslında. Ama bunu sadece bir hedef dönüşümün ötesinde belki rantsal olarak da değerlendirmek lazım. Kesinlikle bu yapıların zaten biliyorsunuz genel anlamda ticarette çok büyük ilişkileri var. Bu yapılar holdingleşmiş durumda. Bu yurtlarda da çocuklarımız bedava kalmıyor. Çocuklara bedava bir şey yapmıyorlar. Ve devletin ihalelerini de alıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, diğer kurum kuruluşlarının tamamen tarikat ve cemaatin uzantısı olan vakıf, dernekler ve şirketlere doğru aktarılmış durumda. Şimdi
Türkiye'nin bir yurdunu aradığınız zaman fiyatlarını insanlar baksınlar. Kimse ücretsiz kalmıyor burada. Ama kim gitmek durumunda kalıyor? Yoksul aile çocukları gidiyor. Mecburen buralarda cüzi ücretlerde kaldıkları oluyor. Bu rantı zaten bu vakıf ve dernekler üzerinden tarikat ve cemaatler alıyor, götürüyor. Şimdi ama değişim dönüşüm yapılıyor, bir toplum mühendisliği yapılıyor. Bunu Milli Eğitim Bakanı bilerek ve isteyerek yapıyor. Evet. Yani bu ülkedeki hiçbir şey, eğitimde yapılan değişiklikler, dönüşümler hiçbir tesadüf değil. Bile isteye yapılıyor bunlar. Şimdi Milli Eğitim Bakanı müsteşarken biliyorsunuz bir FETÖ darbesi gerçekleşti o dönemde. Darbe girişimi gerçekleşti. Bakanlıkta iki bina vardır. Bakan ve müsteşarlık katı diye bilinir bir bina. Müsteşarlık katında kendi çevresinde, yakınında, sağında, solunda çalışan 8 uzmandan 7 tanesi FETÖ'den tutuklandı. Bunlar biri bir yerin imamı çıktı, biri başka bir yerin imamı çıktı. Bir tek Milli Eğitim Bakanlığı'nın imamı bulundu, biliyor musunuz? Bir tek Milli Eğitim Bakanlığı'nın imamı bulunamadı. Milli Eğitim Bakanı önce çıkacak, bunların hesabını verecek. Bunları konuşacak orada. FETÖ'den dersi almadınız mı siz? Şimdi verdiniz TÜGVA'ya, TÜRGEV'e, Süleymancılara, başka vakıf ve derneklere buraları, bu alanı açtınız ve çocuklarımızı buralara muhtaç ettiniz. Bir öğün yemek veremediğiniz, bir şişe süt veremediğiniz çocuklarımızı vakıf ve derneklerin kucağına attınız. Ali Taş'tan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkı sağladığınız için. Velilere de belki seslenmek lazım bu noktada. Onların da sahip çıkmaları, onların da seslerini duyurmaları, itirazlarını seslendirmeleri lazım. Bizim görevimiz bir farkındalık yaratmak ve durumu ortaya koymak sadece. Onların da biraz bu meseleye katkı sağlaması lazım. İnanır mısınız, gerçekten eğitim konuştuğumuzda çok da fazla izlenmiyoruz ne yazık ki. Evet. Oysa ki işte çocuklarımızdan söz ediyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun katkı sağladığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben de hem velilere, hem sendikalara, hem de eğitim tüm paydaşlarına çağrı yapıyorum. Yan yana duralım. Bu vakıf ve dernekler okullara geldiğinde sınıflara ve okul bahçelerine girmelerine bile izin vermeyelim. Hep birlikte mücadele edelim. Çok teşekkür ederim değerli katkınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet, okullarda durum böyle sayın seyirciler.